Sun. Merhaba değerli dostlar, hoş geldiniz videoma. Hızlıca konuya geçeceğim. Oyunu hızlandırmanın iki türlü farklı yolu yordamı var arkadaşlar. Bir, bilgisayarınızın kendi arayüzünde, örneğin virüs tarayıcıları olur, virüs programları olur, çok ağır programlar olur. Bunların hepsini iptal etmek, kaldırmak. Oyun oynarken Steam programını açık tutmanız gerekeceği için Steam'in kendi grafiklerini kısmak. Onun için Steam'e sağ tıklıyoruz arkadaşlar. Geniş ekrana basıyoruz. Sağ yukarıda çark var arkadaşlar. Geliyorsunuz burada, sol aşağıda görüntü çözünürlük var. Burada en düşük grafiği seçiyorsunuz. Daha düşük performans alabilirsiniz diyor. Devam edelim. Yeniden başlatmasına gerek yok. Steam'in çözünürlüğünü düşürdük arkadaşlar. Şuradan sağ yukarıya tıkladıktan sonra geniş ekrandan çık yapıyorsunuz bir de. Steam'in yükleneceği veri daha az oluyor arkadaşlar böylece. Steam'in yükünü bilgisayarımızdan kaldırdıktan hemen sonra şu pencereyi bir kapatıp tekrar açalım. Sağ tıkladıktan sonra kütüphane kısmına basıyorsunuz arkadaşlar. Kütüphane kısmında sol tarafta oyunlarınızı görebiliyorsunuz. Burada eFootball penceresine sağ tıklıyorsunuz. Yönet diyorsunuz. Yerel dosyalara göz at diyorsunuz. Evet, bizi direkt oyunun kendi veri tabanına aktarıyor burası. Burada settings var arkadaşlar. Settings oyunun kendi ayarları. eFootball'un ayarları. Evet, tabii port ayarlarını da buradan yapabiliyoruz. Önceki seneler bana çok soran oldu. PC'de bulamıyorum, nasıl yapacağım vesaire diye. Onu da dediğim gibi açıklamalar kısmında oynatma listeleri mevcut. Veyahut da kanalıma giderek oynatma listelerinden bulabilirsiniz arkadaşlar o videoyu da. O videoda önümüzdeki günler paylaşılacak bilginize. Evet, şimdi böyle bir ekran geldi. Burası Almanca. Ben size tercüme edeceğim buradan. Tabi şu en yukarıdaki pencere modu arkadaşlar. Pencere modu tikli şu anda. Tam ekrana geldiğimizde veyahut da diğer bütün ekrana geldiğimizde aşağıdaki kısım deaktive oluyor. Pencere moduna tıklayıp da buradan 1600'e 900 yerine 1280'e 720'yi tercih etmemiz gerekiyor. Böylece oyunun grafiklerini bir nebze olsun kısmış oluyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim arkadaşlar. Port kısmı burası. Onu da videoda ayarını göstereceğim size. Şurada, şu kısımda bilgisayarınızın yetersiz olan parçasını tespit edebiliyorsunuz. Örneğin ben de işlemci çok zayıf. Çünkü ben işlemciyi esasen sadece bilgisayarda belirli işleri yapabilmek üzere tercih etmiştim. Grafik motorunda işlemciyi de. Oyun oynamak için tasarlamadım. Gereksiz masraf yapmadım arkadaşlar. Sizin burada RAM'iniz mi? Ondan sonra işlemcileriniz mi? Grafik kartınız mı? Özür diliyorum. Düzelteyim tekrar burayı. Burası grafik kartı. i7 kullanıyorum tabii ben işlemci olarak. Burası grafik kartı. Grafik kartım yetersiz olduğu için arkadaşlar. Ben Pro Evolution Soccer'ı tam manasıyla verimli bir şekilde oynayamıyorum. Kasılmalar, donmalar vesaire vuku buluyor. Çünkü 8 GB işlem hızını geçiyor arkadaşlar. Geçtiği için de oyun felaket bir şekilde kasıyor. Burada siz de bilgisayarınızın eksik kalan yönünü tespit edip o yönünü düzeltme yoluna da gidebilirsiniz. Keza eğer sadece bir RAM ise RAM kartıyla ucuz bir miktara halledebilirsiniz. İşlemci ise işiniz biraz zor. İşlemci değiştirmek sıkıntılı bir olay. Ondan sonra tabii bende 32 RAM var. İşlemcim i7'nin son versiyonu, iyi bir versiyonu. Burada grafik kartı dışında her şeyim tam aslında. Benim ihtiyacımı görecek donanımlar bunlar olduğu için öyle yapmıştım. Her neyse. Burayı ayarladıktan sonra OK demeniz yeterli olacaktır. Oyunu başlattığınızda pencere modunda oyunu başlatmış olursunuz. Fakat oyun
bir nebze daha az kasar arkadaşlar. Grafikleri daha da kısıtlandığı için. Bu video şimdilik buraya kadar. Dediğim gibi diğer videoları da oynatma listelerinde bulabilirsiniz. Allah'a emanet olun. What's up?